Herkese merhaba değerli dostlar. Astrola ilgili kısa bir teknik takas çalışması gerçekleştireceğiz. Son bir hafta içerisinde hissenin takasını en yoğun işlem yapan yatırım finans ve bankof'un artık birazca elini çektiğini görüyoruz hisse senedinde ve hacminde buna bağlı olarak düştüğünü gördük. Bugün gerçekleşen işlemlerde hisse senedimizin enerji piyasasının genelini de yansıyan bir şekilde e, düşüş trendi olduğunu gördük. Yaklaşık 112 seviyesi aşağı yönde geçildikten sonra büyük kalın bir mum oluşmuş gözüküyor. Bu tip kalın mumların arkasından gelen itibariyle hisse senetlerinde bir kar satışının devamı izlendiğini. Biliyoruz. Şu an hisse senedinde biraz sonra takaslarını göstereceğim kısa vadede görünen hisse senedinin şuradaki kırmızı çizgiye kadar yani 103 bölgesine kadar kar satışını devamı izlenecek yatırımcılar nezdinde eğer yarın itibariyle özellikle dikkat edilen 112 bölgesinin üzerine atabilirse ve burada 4 saatlik işlem gerçekleştirdiği hisse senedinin yeniden yukarı doğru dik çıkışını sürdürmesini bekliyor olacağız tabi hacminin de yeniden kazanma çabasına gidecektir 103 bölgesinin altında hisse senedinde 97-95 bandına kadar kar satışının devamı izlenebilir. Bugün gerçekleşen aracı kurumda alına baktığımız zaman gördüğünüz gibi garanti ak, ak yatırım gibi vakıf ziraat gibi genel itibariyle piyasada işlem yapıcı olarak gördüğümüz aracı kurumların işlemlerini görüyorsunuz. Yatırım finans ve bankof'un işlemlerini burada görmüş olsaydınız emin olun hacminin çok daha yukarıda olduğunu görebilirdiniz. Hisse senedini şöyle genel itibariyle geçen haftanın tamamını bütününü eline aldığımızda işlemlere baktığımızda 643 milyon lot gibi. Hisse senedinde sınırlı bir alıcılı kapanış gerçekleştiğini görüyoruz. En iyi 5 alıcı satıcı dengesinde garanti yatırımın toplu halde gördüğünüz gibi bugün de en iyi işlemde alıcı olduğu gibi gördüğünüz gibi hissenin son 31'inden 7'sine kadar gerçekleşen aracı kurum dağılımında en iyi alıcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Peki ondan önceki hafta ne olmuştu? Hisse senedinin artık yavaş yavaş dengeye ulaştığı noktada yükseliş trendini yavuz zayıfladığı o birkaç günde. Ayın 24'ünde bankofun işlemini, yatırım finansının işlemini görüyorsunuz. Bakın bunların işlem yaptığı günlerde yatırım finansı görüyorsunuz. Genel itibariyle hacmin çok yüksek olduğunu gördük ve geçtiğimiz hafta yoğun satışlar gerçekleştirdiler ve net takaslara baktığımız zaman da az önce gösterdiğim net takaslar değildi. Hissenin haftalıklarında hisse senedinde garanti yatırımın 652 bin lot. Bunda son günü takası yok. Yatırım finansın 500 bin lot gibi sınırlı bir rakamda işlemi gözükmekle birlikte hissenin aylıklarında Citibank ve Deutsche Bank gibi kurumların e, son ay itibariyle azaltım yaptığını görmekteyiz. Ama son 3 ay içerisinde az almış oldukları pozisyonların büyük bir çoğunluğunu gördüğünüz gibi Citibank'ın ve yatırım fonlarından özellikle Deutsche'nin da dahil koruduğunu görmeye devam ediyoruz. Hatta ilk en iyi işlem yapan 5 kurum arasında da toplu duruşun hala devam ettiğini görüyoruz. O zaman bu e, hareketin şu an için şimdilik bir düzeltme hareketi olarak yorumlamak mümkün olacaktır. Çünkü enerji piyasasında yükselişin e, Arap ülkelerinin yatırımla ilgili gelişmelerinde nezdinde trendini korumasını beklemekle birlikte piyasada enerji piyasasındaki özellikle hisse senetlerinin hala yüksek fiyatlardan işlem görmesi e, devam ettiğini görüyoruz. Astor şu anda 21 katına yakın bir değerden işlem görmekte ama öz kaynaklarında bu sene oldukça güzel iyileştirmelerin devam etmesi açısından hissenin e, e, bu trendini korumasını bekliyor olacağız. Teknik kavramlara bağlı kalmakla beraber hisse senedinde kısa vadede yeniden pozisyon açmak isteyenlerin özellikle 112 bölgesinin üzerinde yeniden hissenin kalması ile ilgili e, önemli işaretleri görmeleri e, önemli olacaktır. Bu bölgenin altında hissenin kar satışı ya da yatay kalma durumu hisse senedinde e, beklemenize sebebiyet verebilir. O yüzden Astor'un 112 bölgesinin yukarı yönde tekrar geçerse hissedeki trendin tekrar aktif bir yükselişe yönelmesi ile hissede taşınabilir. Güzel bir pozisyon olmaya devam edecektir. Kısa vadede şu mumun hisse senedinde biraz daha, daha baskıya sahi neden olması beklenmekle birlikte 103 bölgesinin hisse senedinde yarın itibariyle destek olup olamayacağı ile ilgili e, takipte olacağız. Eğer gün içerisinde hisse senedi kapanış değeri olan 107 bölgesi itibariyle buradan bir destek bulabilirse burada bir yatay konsolide bölgesi oluşturabilir ve tekrar kısa sürede belki de bu hafta içerisinde tekrar 112 bölgesini test edebilir. Onun haricinde 103 bölgesi aşağı yönde geçilirse ise senedinde 95-97 bandına kadar alıcıların biraz daha beklemesi mantıklı görünüyor ama bu bölgelerden ise senedinde yeniden pozisyon arttırılabilir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.